Tüketim ekranlarından bu hafta sonları değerli takipçilerimiz bilimden sağlığa yolculuğumuzu bugün de sürdüreceğiz. Yarın da devam ettireceğimizi hemen vurgulamak isteyelim. Evet, ne yapıyoruz? Bilimdeki özellikle sağlık alanında bilimsel gelişmeleri ele alıyoruz. Aslında bugün konumuz daha doğrusu program ismine o kadar uygun ki şimdi söyleyince sizler de hak vereceksiniz. Korkular, kaygılar. İşte bunlarla mücadelede değerli takipçilerimiz sanal gerçeklik tedavisini biraz konuşacağız. Yani teknolojiyi nasıl hastalıkların tedavisinde somut bir şekilde kullanabildiğimizi aslında kıymetli iki hocam bugün bizimle paylaşıyor olacak. Korkular, kaygılar, bunları çoğaltmak tabii ki mümkün. Kapalı alan korkusu, tramvaya, metroya veya köprüden geçememe, uçağa binememe gibi, özellikle topluluk önünde konuşamama, çoğaltmak gerçekten mümkün. Sadece korkular ve kaygılar mı değil tabii ki. Takıntılardan tutun bağımlılığa kadar birçok aslında psikiyatrik rahatsızlığın tedavisinde sanal gerçeklik uygulaması, sanal gerçeklik gözlüğüyle tedavi mümkün. Bir simülasyon eşliğinde hocalarımıza anlatacağız. Artık korkular kabus olmaktan çıkacak. Bunlarla hocalarımız sizleri yüzleştiriyor ve bunların üstesinden çok kolay, belki de birkaç seans sonra kurtulmanız mümkün. Çok mu iddialı bir giriş yaptım bilmiyorum. Hocalarımdan ayrıntıları birazdan alacağız. Kimlerle konuşuyoruz? Daha önce Cemre hocamı almıştım. Elvin hocam ilk kez konuğum olacak. Hemen takdim edeyim fazla da vakit kaybetmeden. Üsküdar Üniversitesi NEPE İstanbul Beyin Hastanesi'nden iki değerli hocamız Doktor Elvin Guliyev. Guliyev psikiyatri uzmanı kendisi. Şerefler verdiniz hocam. İlk kez sizi misafir ediyoruz. Çok sağ olun. Biraz bu korkularda, kaygılarda, bunların tedavisinde nasıl bir tedavi, sanal gerçekliği kullanıyorsunuz? Onların ayrıntılarını alacağız. Şerefler verdiniz. Diğer bir isim yine Üsküdar Üniversitesi NEPE İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Cemre Ece Gökpınar hocam. Daha önce de birkaç kez misafir etmiştik. Artı eksi de bilimden sağlığa da, hayat tercihleri de birçok programımıza sağ olsun. Farklı title'la aldık hocamızı. Şerefler verdi. Bugün de bir kez daha bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli takipçilerimiz, lütfen sorularınızı, konuyla ilgili sorularınızı bizlerle paylaşın. Nasıl yapıyoruz bunu? Bilimden Sağlık'a Facebook, Twitter ve Instagram hesabından gönderin sorularınızı. Biz de hocalarımıza soralım. Ben hocam bayan olduğu zaman hocalarımız arasında, katılımcılarda pozitif ayrımcılık yapıyorum. Müsaadenizle Cemre hocamdan başlamak istiyorum. Sanal gerçeklik, evet, teknoloji şükürler olsun gidiyor. Sağlık alanında bunu çok güzel senkronize ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Bilimsel gelişmeleri kurum olarak da yakından takip ettiğinizi biliyorum hocam. İsterseniz şöyle başlayalım. Korkular, kaygılar deyince evet, hayatı olumsuz etkiliyor. Hayat kalitesini çok ciddi oranlarda düşürebiliyor. Korku deyince neyi anlamalıyız? Korku, kaygı birbirinden farklı mı? Biraz buradan başlayabilir miyiz? Aslında korku, kaygı, fobi, bunlar insana son derece sıkıntı veren hisler, duygular. Ve bu herhangi bir şeye karşı da olabiliyor. Yani normalde hiç korkulacak bir şey olmayan bir hayvan veya bir nesne. Buna karşı duyulan çok yoğun bir his ve kişinin çoğu zaman kaçınmalara başvurmasına sebep olabiliyor. Kaygı birazcık daha böyle endişe olarak tabir ettiğimiz bir histir. Birazcık daha o kaygı duyulan durumdan bizi uzaklaştıran bir şeydir. Korku birazcık daha içinde bu fobiyi, o nesneden duyulan yoğun endişeyi barındırır aslında içinde. Tamamen kullanımda ikisini beraber çok karıştırabiliyoruz, korkular, kaygılar, fobiler. Ama fobi dediğimiz noktada çok aşırı derecede duyulan bir korkudan bahsedebiliriz. Doğru mu anlıyorum? Korku, fobi, endişe üç kavramda farklı kavramlar. Evet, aslında farklı ama biz günlük yaşamda bunları çok birbirine karıştırıyoruz. Aynen öyle. Evet, galiba endişe bir önceki aşaması, korku sonraki, fobi en uç nokta mı Elvin hocam? Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi fobi kavramına gelince ilk önce şunu söylememiz gerekiyor. Fobi bireyin belli bir nesne veya durum karşısında oluşturduğu korku ve kaygı reaksiyonudur diyebiliriz. Fobi daha geniş bir kavram olarak değerlendirilebilir. İçerisinde hem korkuyu hem kaygıyı barındırıyor, canımın da söylediği gibi.
Fobilere geldiğimizde yani günümüzde çok fazla çeşitli fobiler var. Hatta bildiğimiz birçok nesneye karşı bazı insanlara tuhaf gelecek hatta korkular oluşabiliyor insanlarda. Ama sınıflandırılacak olursa fobiler özellikle öznel fobiler, sosyal fobi ve agorafobi dediğimiz çeşitleri vardır. Öznel fobi dediğimiz fobiler özellikle belli bir nesne veya belli bir durum karşısında kişinin oluşturduğu korku, kaygı reaksiyonudur. Örnek verecek olursak hayvanlarla ilişkili olan korkular, fobilerimiz var. Kedi olabilir, köpek olabilir, çok yaygın olan yılan, örümcek korkusu olabilir. Veya belli tıbbi işlemler veya kan yaralanmalarla ilgili olan fobilerimiz vardır. Onun dışında durumsal dediğimiz öznel fobiler var ki özellikle sadece uçaktayken olan gelişen fobi, uçak fobisi dediğimiz veya sadece otobüsteyken gelişen bir fobi oluşabilir. İkinci sınıflandırmamızda olan fobilerden bir diğeri sosyal fobilerdir. Evet. Sosyal fobiler günümüzde çok yaygın ve kişilerin toplumsal işlevselliğini de en çok bozan fobidir desek yanılmayız. Özellikle toplumsal etkileşimlerden oluşan fobiler vardır. Toplum önünde bir konuşma yapmaktan korkma gibi veya sürekli gözlemlenmekten korkma gibi fobiler vardır ki ileriki dönemlerde çok tehlikeli bir hal alabiliyor bu fobiler. Kişi özellikle yaptığı işten kopmaya başlar. Kendisini sosyal olarak izole etmeye başlayabilir. Onun dışında sürekli dışarıdayken acaba birisi beni gözlemliyor mu? Acaba bir şeyi yanlış mı yaptım veya bir şeyi doğru yapamadım mı gibi düşünceler oluşturabilir. Sosyal fobileri özetlersek eğer özellikle burada kişinin korktuğu şey rezil olma, utanma, toplumdan dışlanma gibidir. Ama öznel fobilerde daha çok kişi belli bir nesneden korkmaya başlar. Bir de sınıflandırmamızda olan üçüncü tip fobiler, agorafobilerdir. Agorafobiler de çok yaygın olan fobilerdir. Daha önceleri agorafobi dediğimiz zaman sadece meydanlarda, açık alanlarda oluşan korku olarak anlaşılsa da burada korkunun en önemli oluşum nedeni kişinin düştüğü ortamdan veya durumdan çıkamaması, takılıp orada kalması, kimseden yardım alamamasıdır. Özellikle kişini korkutan şey agorafobilerde bu oluyor ve zaman içinde panik ataklar, panik durumlar gelişebiliyor. Eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıklar, doğru mu hocam? Panik atağa dönebiliyor mu? Şöyle, agorafobinin kendisinin yani o fobinin oluşma nedenlerinden birisi kişinin orada en çok korktuğu şey zaten düştüğü ortamda veya durumda geçireceği panik ataktır. Kişi en çok bundan korkar. Agorafobideyken. Genel olarak sınıflandırmamızı bu şekilde tamamladık. Tek tek olarak konuşursak, özellikle günümüzde çok yaygın olan öznel fobiler içinde örümcek, yılan fobisi, kedi fobisi, köpek fobisi çok fazladır günümüzde. Evet. Tabii bunların oluşum nedenleri de vardır. Tabii bir sıra kavramlar vardır, bir sıra ilkeler vardır. Fobiler neden oluşuyor? Birçok açıklamalar vardır. Ama biz genelde güncel tedavimizde bu kavramların hepsini ele almaya çalışıyoruz. Psikodinamik kavramlar var, davranışçı ilkeler var, bilişsel ilkeler var ve en önemli biyolojik nedenleri vardır bu fobilerin. Tedaviye geleceğiz. Sanal gerçeklik tedavisi de bunlardan bir tanesi. Hocam, bir psikiyatrik değerlendirme, güzel bir sınıflandırma aldık. Yakınlarımda ben de görüyorum zaman zaman. Kedi gördüğü zaman, hocam altını çizdi, dikkat çekti, nesneye bağlı korkular. Kedi gördüğü zaman, televizyonda görsün, ismini duysa dahi çok ciddi reaksiyonlar verebiliyor. Bunun altında mesela o kişiyle ben konuştuğumda
travmatik bir etkisi olduğunu ifade etti. Küçüklüğüne indiğinde aslında tüm korkuların altında yatan travmatik şeyler mi? Neden gelişiyor bu korkular? Yani illa travmatik bir yaşantı yaşadım ve o yüzden bu korkular ya da fobiler çıktı diye net bir şey söylememiz aslında mümkün değil. Hı hı. Travmatik yaşantılara bağlı evet çok gözlemliyoruz. Örneğin kedi fobisini yine ele alacak olursak küçüklüğünde mesela bir komşunun evine gittim ve orada bana bir kedi işte bacağıma tırmaladı. Ya da oyun oynarken işte geldi ısırdı gibi. Bu tarz böyle küçüklükte oluşan travmalar tabii ki ileride ve o yaş itibariyle o fobiyi geliştirmeye sebep olabiliyor. Bazen öğrenilmiş bir davranış da olabiliyor bu. Nasıl? Çocuklar çok fazla gözlem yaparak aslında büyürler. Ve gözlem yaptıkları kişiler ona primer bakım veren anne, baba, anneanne, dede kim büyüttüyse. Ve bu kişilerde eğer buna benzer korkular, fobiler varsa o kişinin de çocuğun da bunu gözlemleyerek öğrenmesi mümkün. Bazen hatta şunu da çok duyarız. Evet benim böyle bir korkum var ama ben bunu hiç çocuğuma yansıtmıyorum. Ya da çocuğumun yanında hiç tepki vermiyorum. Ama çocuklar sandığımızdan çok daha o anlamda algıları açık. O yüzden siz bunu ne kadar saklamaya çalışsanız da o sizin bir mimiğinizden, bir söyleminizden aslında o kaygınızı çok rahat alabiliyor. Ve şöyle bir düşünce geliştiriyor. Annem babam bundan korkuyor. Demek ki bunda korkulacak bir şey var. Ve şemalar bu şekilde ilerleyebiliyor kişinin hayatında. Ve daha sonrasında işte aslında çok tehlikeli olarak görmediğimiz durumlara karşı bu tarz fobiler geliştirebiliyor. Kedi fobisi olabiliyor. Daha böyle bize sevimli gelen belki hayvanlara karşı bile geliştirebiliyoruz bu korkuları. O yüzden sırf bir travmatik sebeple tetiklenmeyebilir, öğrenilmiş korkuyu olabilir. Korkuyu öğreniyoruz aslında. Öğreniyoruz evet. Peki bazı çocuklar özellikle daha somut örnek üzerinden verdiniz. Mesela bir anne çocuğuna yürüyor veya babasıyla. Köpek korkusu var. Bir köpek gördü. O an ne yapması gerekiyor çocuğun bu korkuyu öğrenmemesi adına? Veya geceleri karanlık odada yatamayan çocuklar olabiliyor. Bu bağlamda neler söyleyebiliriz? Yaklaşım ne olmalı? Ailenin tutumu ne olmalı? Yani mesela şuna da çok karşılaşıyoruz. Yine örneğin sokakta yürüyor anneyle çocuk veya işte babayla çocuk. Mesela köpek gördüğü anda çocuğunu uzaklaştırabiliyor, onu kaçırabiliyor, karşı kaldırıma geçelim diyebiliyor. Farkında olmadan elini sıkabiliyor. Aynen öyle, farkında olmadan elini sıkabiliyor ya da mesela oradan köpeği kovalamaya çalışıyor gibi. Hani aslında fobi düzeyinde olmasa bile çocuğa onun tehlikeli bir şey olduğu mesajı veriliyor. Tabii ki hani mutlaka gidip çok sıcak davranmak zorunda değil o kişi köpeğe karşı ama sert ve bu derece hani tepkiler vermesi çocukta o algıyı oluşturabiliyor. Örneğin karanlıkla alakalı da birazcık böyle anlatılan korkutucu masallar etkili oluyor diye düşünüyorum ben bazen. Çünkü hani karanlıkla eşleştirilen çok fazla şey var. O yüzden çocuğun da hayal gücü aslında o kadar sınırsız ki bizim aklımıza gelmeyecek şeyler onların aklına gelebiliyor ve izledikleri çizgi filmler, dinledikleri masallar, öyküler, arkadaşları arasında anlatılan şeyler zaten bir bilinmezlik yani karanlık, korkutucu bir şey. Bir de bunlar eklenince üzerine çocuk için birazcık daha böyle travmatik bir hal alabiliyor. Evet. Ailenin net bir şekilde anlatıyor olması lazım. Çocukla konuşuyor olması lazım. Bu küçük anlamaz diye düşünmemesi lazım. Detaylı bir şekilde karanlık, işte ışığın neden olmaması gerektiği gece uykuda gibi bunları böyle detaylı bir şekilde çocukla karşılıklı konuşursa birazcık daha o bilinmezlik en azından netleşmiş oluyor çocuk için. İletişim evet. Değil mi? Açık, şeffaf evet. Ve her şeyi anlatıyor olmak gerekiyor. Mesela hayvan korkusuna yönelik de aynı şekilde. Yani evet sokakta gördüğün başı boş bir köpeğe belki çok yaklaşma, hani çok ellememeye çalış gibi belki olabilir bu bilgiler ama çok aşırı bir reaksiyon gösterip o kaçırma davranışını en azından yapmaması gerekir. Kediler, köpekler korkulası canlılar değiller. Ece hocamın köpeği var biliyorum. Evet. Benim kedim var. Bilmiyorum hocam sizin hayvanınız yok. Hayvanınız korktuğunuz için mi hocam? Değil tabii. Espri yapıyoruz ama sokak hayvanlarımıza da sahip evet, çıkıyor. Aynen. Onlar bizim için çok değerli canlılar. Zarar verenler olabiliyor ama insanların onlara zaman zaman uyguladığı şiddetlere de evet. Maruz kalabiliyoruz. Maruz. Ekranlarda görebiliyoruz. Bu konuda da bir farkındalık ve mesajımız da olsun bilimden evet, sağlığa programı olarak. Hocam, psikiyatrist olarak tabii ki beyni de inceliyorsunuz.
Oradaki daha doğrusu beyin fotoğrafını da çekiyorsunuz. Evet. Korku anında, kaygı anında neler değişiyor biyolojik olarak? Biraz önce ifade ettiniz. Evet, sosyal mesela bir toplu gönle konuşacak kişinin elleri titriyor, terliyor. Bambaşka şekillere girebiliyor. Can beyin korkusu olabiliyor bazı kişilerde. Ne değişiyor da insan böyle fiziksel bir tepki verebiliyor? Az önce söylediğim gibi korkunu tek bir nedene bağlamak, daha doğrusu fobiyi tek bir nedene bağlamak doğru olmuyor genelde. Saydığım nedenler içerisinde tabii önemli nedenlerden birisi de biyolojik nedenlerdir. Biyolojik nedenler neden son dönemlerde, yani daha önceden de vardı tabii ki, özellikle vurgulanıyor. Şunu çok görüyoruz. Fobilerin bazen kalıtımsal olarak geçmesi veya genetik olarak geçişi de bazen söz konusu oluyor. Özellikle bu genetik geçiş veya kalıtımsal olarak geçiş korkunun oluşacak fobinin beynin belirli bölgelerinde oluşan bir disbalansla, yani balans sorunuyla ilişkili olduğu düşünülebilir. Biliyorsunuz beynimiz nörotransmitter sistem üzerine çalışan bir çok zor bir sistemdir. Korku anında, kaygı anında veya sevinç anında, farklı duygular anında beynin belirli noktalarında uyarılmalar oluşuyor. Fobilerde özellikle vurguladığınız gibi bizim yani tedavi öncesi değerlendirmemizde beyin haritalaması da yapılıyor, kantitatif EEG diyerek. Beynin belli bölgelerinde aktivasyon artışı, dalga aktivitesinde artış görülebiliyor. Tabii tek başına tanı koyduruyor diyemeyiz ama kliniğimize çok büyük bir destekte bulunuyor. Klinik olarak da bizim değerlendirmemiz çok önemli bizim için. Genel olarak ele aldığımızda ise az önce Ece Hanım da söyledi. Korkular belli bir nesneye veya belli bir duruma karşı oluşabilir. Ama şöyle bir durum var. Kişi özellikle o nesneden korktuğu için fobi oluşmamış da olabilir. Şimdi fobinin oluşma nedenlerine bakarsak eğer, fobiler bazen bizim beynimizin oluşturduğu bir savunma mekanizması da olabiliyor. Yanlış savunma mekanizması desek daha doğru olur. Şu mesela, örneğin Marmara'ya binemiyor veya köprüden geçemiyor, asansöre binemiyor. Evet. Bu ne gibi bir savunma mekanizması, onu çok anlayamadım. Şimdi şöyle, bizim ilkel dürtülerimiz var. Alt benliğimizde olan, benliğimizle kontrol edilen ilkel dürtülerimiz var. Bazen benliğimiz, bu alt benliğimizde olan dürtüleri kontrol edememeye başlar. Bir kaygı reaksiyonu oluşmaya başlar. Kaygı reaksiyonu beyinde böyle bir alarm sistemi gibidir. Korkunun oluşmasına neden olan bir alarm sistemi gibidir. Bu alarm sistemi çalışmaya başladığı zaman kişiler bu korkuyu belli bir nesneye veya o an o ortama aktarabilir. Ha, ben bundan korktuğum için böyle oldum veya ben bu nesneyle karşılaştığım için böyle oldum diyebilir. Ve savunma mekanizması olarak bizim yer değiştirme dediğimiz, daha doğrusu kabaca söylersek kaçınma davranışları oluşuyor. Ve kişi kaçındığı zaman rahatlamaya başlar. Ve otomatik olarak şöyle bir sistem oluşuyor. Ben bu nesneyi gördüm veya ben bu durumla karşılaştım. Bende korku oluştu ama kaçtığımda rahatladım. Öğrenilmiş bir kaçma davranışı, yer değiştirme davranışı oluşuyor. Ve bu şekilde kısır döngü ve süreyen bir hal alıyor. Peki, işte bu kaçınma davranışını hocalarımız sanal gerçeklik tedavisiyle bir odada kişiye yaşatıyor. Şimdi ona geleceğiz. Sanal gerçeklik tedavisini korkularda, fobilerde, kaygılarda nasıl kullanıyoruz? Ama öncesinde Didem Düz tabii ki sahaya indi. Sanal gerçeklik tedavisini sordu. Bakalım bu konuda sokaktaki vatandaşlarımız
ne kadar biliyorlar, duymuşlar sanal gerçeklik tedavisini, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayvanlardan, yükseklikten ya da kapalı alanda kalma korkusu gibi fobilerimizin sanal gerçeklik gözlüğüyle tedavi edildiğini biliyor muydunuz? Bilimden Sağlığa ekip olarak mikrofonumuzu vatandaşlarımıza uzattık ve bu konu hakkındaki düşüncelerini aldık. Fobiniz var mı? Evet var. Karanlıkta yalnız yürümekten biraz ürkerim, korkarım. Yılanlardan daha çok korkuyorum ve de böceklerden. Var. Karanlık ve kapalı alanda kalmak. Evet, yükseklikten korkuyorum. Yok. Sanal gerçeklik gözlüğünü daha önce duymuş muydunuz? Duymuştum. Bir tane gözlük var, 3 boyutlu. Onu taktığınız zaman, yani bu fobileri tedavi edilmek için kullanıyor. Taktığınız vakit siz mesela benim için kendimi o an karanlıkta yalnız yürüyormuş gibi hissediyorum. Öyle bir ortam yaratılıyor. Evet, duymuştum. Daha çok oyunlarla ilgili olduğunu biliyorum. Duydum. Gözlüğü taktıktan sonra 3 boyutlu olarak etrafı izlemek diye biliyorum. Hayır, duymadım. Evet, duydum. 3 boyutlu gözlük. Fobilerimizin sanal gerçeklik gözlüğüyle tedavi edildiğini biliyor muydunuz? Biliyorum. Yok, onu bilmiyordum. Hayır, bilmiyordum. Yeni öğrendim. Yok, bilmiyordum. Bu konuda uzmanlarımıza sormak istediğiniz bir soru var mı? Merak ediyorum. Bu sistem nasıl oluyor? Yani biraz açıklayabilirler mi? Veya çeşitli aşamaları var mı? Yani nasıl yenebileceğimi yapabilirsem gerçekten kullanmak ve yenmek isterim fobilerimi. Sanal gerçeklik gözlüğü nedir? Bunu daha detaylı açıklayabilirler mi? Bunu merak ediyorum. Tedavi edilebiliyorsa nasıl ediyorlar? Bunları gündemde açıklamalarını isterim. Evet, Didem Büz ve Kerem Öztürk'e teşekkür ediyoruz bu güzel röportaj için. Genel bağlamda sanal gerçeklik gözlüğünü duymuşlar ama fobilerin tedavi edildiğine ilişki çok fazla bilgileri yok. 4 kişiden 1 kişi biliyor, 3 kişi %75 bilmiyor. Hocam şimdi ekranlara Ayşe Öztürk Hanım da getirdi. İşte burada görüyoruz. Sanal gerçeklik tedavisi, bu kapalı alan korkusu galiba değil mi? Evet, MR cihazına girecek. Biraz anlatabilir misiniz hocam? Evet. Sanal gerçeklik tedavisini, önce sanal gerçek tedavisine. Şimdi röportajda da duyduğumuz gibi sanal gerçeklik gözlüğü aslında daha çok oyunla eşleşmiş. Oyunların 3 boyutlu oynanması, daha çok keyif vermesi, daha gerçekçi gelmesiyle daha insana böyle orada oluşu hissettiriyor. Biz de tam olarak bu noktasını kullanıyoruz aslında seanslarımızda. Anksiyete, fobi gibi durumlarda biliyoruz ki en etkili tedavi ve terapi yöntemlerinden biri bilişsel davranışçı terapiler. Hem kişinin bilişleriyle alakalı, yani daha demin Elvin Bey'in anlattığı boyutu, hem de davranışlarına yönelik yapılan çalışmalar, aslında eş zamanlı yürütülen çalışmalar. Ama bazı durumlarda şunu biliyoruz ki o fobiyle çalışırken seans içerisinde onu yaşantılatmak kişiye, danışana çok imkansız olabiliyor. Örneğin uçuş fobisi. O seans odasında ne kadar biz bunu bilişe yönelik çalışsak da o davranışı çalışmadığımız noktada eksik kalıyor bir şeyler. Konuşmak yeterli olmuyor, doğru mu hocam? Olmuyor. Yani çünkü kişinin o bilişleriyle alakalı evet çalışıyorsunuz ama o anda ne yaşıyor? O andaki o anksiyeteyle veya kaygının o belirtileriyle nasıl baş edecek? Diyor ki ellerim titriyor, sesim titriyor mesela topluluk önünde konuşurken, sunum yapamıyorum örneğin. Bu durumlarda o anda o fizyolojik belirtileri nasıl kontrol edecek? Bunlar da çok büyük önem taşıyor. İşte o noktada bizim seans odasına her şeyi getirebilmemizi sağlıyor aslında sanal gerçeklik gözlüğü. Örneğin uçuş fobisi mesela, burada da yükseklikle alakalı şu anda ekranda görüyoruz. Kişiyi, danışanı seans içerisinde bu kadar yüksek bir yere çıkarmak ne çok sağlıklı ne de çok kolay bir şey olur. O yüzden sanal gerçeklik gözlüğü bize bu imkanı sağlıyor. Mesela kapalı alan korkusuyla alakalı veya tıbbi girişimlerle alakalı Elvin Bey de bahsetti. MR mesela. Giremiyor. Bundan dolayı tedavi olamayan insanlar var hocam. Bundan dolayı MR çektiremeyen ve gerçekten ciddi sıkıntılar yaşayan kişiler var. Burada seans odası içerisinde bu yine ekranda gördüğümüz gözlükle beraber aynı zamanda terapist de, bu çok önemli, kendi bilgisayarından o sırada danışan ne görüyorsa onu takip edebiliyor. Ve korkulan obje neyse, durum neyse, örneğin şu anda örümcekle alakalı bir çalışma yapılıyor. Bu kişiye seans içerisinde yaşantılatılıyor ve o sırada terapistle beraber o durum nasıl baş edilebilir hale getirilir, o çalışılıyor. Yine burada önemli bir nokta var. Ekranda şu anda gördüğümüz parmaklara bağlanan sensörler var. Bu biofeedback dediğimiz bir yöntemi de dahil ediyoruz biz aslında seanslarımıza.
Bu sensörler sayesinde de yine terapist ekranda kaygının düzeyini görebiliyor. Ne olunca kaygı artıyor, ne olunca azalıyor, hangi durumda daha çok yükseliyor. Çünkü sanal gerçeklikte kademeli olarak da gidebiliyoruz. Örneğin MR ile alakalı veya uçuş fobisinden bahsedersek, uçuş fobisinde kişi bir gün önceden bile başlayabiliyor aslında kaygısı. Eyvah, yarın uçuşum var, evet, uçağa bineceğim. Sanal gerçeklik bize şunu sağlıyor. Mesela bir gün öncesinden veya o sabah evde başlıyor görüntü. Daha sonrasında taksiyle havalimanına gitmek. Daha sonrasında işte o kontrollerden geçmek. En son uçağa binmek, uçağın kalkışı, seyir hali, havadaki hali ve inişi gibi. Hava durumunu değiştirebiliyorsunuz. Örneğin fırtınalı bir hava. Oturduğunuz koltuğu değiştirebiliyorsunuz. Uçağın kalabalıklığını değiştirebiliyorsunuz. Türbülans yaratabiliyorsunuz. Tabii ki bunları kademeli yapmamız gerekiyor. Olası her şeyi aslında yaşıyor. Aynen öyle. Olası her şeyi yaşatıyoruz ki kaçınma yapabileceği veya yapmak zorunda kalacağı bir durum kalmasın. Peki Elvin Hocam, şunu soracağım size. Sanal gerçeklik, evet gerçeklik, ama bir sanal yönü de var. Bu ne derece etkili oluyor? Bir psikiyatr olarak nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten o kişi o gözlüğü taktığında o korkusuyla yüzleşiyor mu? Şimdi az önce Ece Hanım'ın da bahsettiği gibi sanal gerçeklik yöntemiyle yaptığımız bu tedavi, bu terapi davranışçı terapilerin en önemli parçalarından birisidir şu an için. Günümüzde fobilerin hemen hemen hepsinde bunu uygulayabiliyoruz. Ve tedavi başarı oranı da çok yüksektir. Şimdi amacımız nedir sanal gerçeklik gözlüğünü kullanmakta? İlk amacımız tabii maruz bırakma ve kaçınma davranışlarını engelleme ve hastalarımıza o oluşan çaresizlikle baş etmeyi öğretme. Şimdi bunu öğretmek, yani sanal gerçeklik gözlüğünün olmadığını düşünürsek, hastaların öznel fobilerini veya sosyal fobilerini canlandırmak çok zor olur bizim için. Ve sadece bilişsel düzeyde etkili kalıyoruz. Davranışçı düzeyde de belli bir yere kadar gitmiş oluyoruz. Örneğin bir vakamız üzerinden anlatalım. Lütfen. Tıbbi işlem, kan, damar korkusu olan bir hastamız diyelim. Tıbbi işlem korkusu olan bir hastamız. Şimdi maruz bırakmayı hemen yapmamız doğru olmuyor. Veya hastalarımıza tek başına maruz bırakma yöntemi çok yanlış olur. Neden? Çünkü bunu yapmakla hastadaki korkuyu pekiştirmiş oluyoruz ve kaygı düzeyini artırmış oluruz. Hastaya işte mesela şimdi verdiğim örneğe geçmeden önce uçak fobim var, git uçağa bin, geçecek dememiz doğru bir yöntem olmuyor. Çünkü neden? Hasta o uçağa bindiği zaman yine aynı kaygıyı yaşayacak. Hatta maruz bırakıldığını düşündüğü için ekstradan bir kaygı oluşmuş olacak ve mevcut kaygı artmış olacak. Hastanın kaçınma davranışları daha da artmış olacak ve hasta tedaviye de gelmemiş olacak. Ama sanal gerçeklik yöntemiyle hastanın maruz bıraktığımız zaman biz de onun yanında olmuş oluyoruz. Hastanın kaygı anını otonomik belirtilerine göre biyofeedback yöntemiyle oluşan hastanın kaygı düzeyini arttığını gösteren fizyolojik belirtilere göre tespit edip o an gerektiğinde kaçınmak istediği zaman biz destekleyici olarak yaklaşıp belli davranışları öğrenmesini ve belli durumlarda nasıl baş edeceğini öğretmiş oluyoruz hastalarımıza. O yüzden sanal gerçeklik yöntemiyle fobilerle baş etmek çok daha rahat, kolay ve başarı oranı çok yüksektir. Yani şu anda kendi pratiğimizden söylüyoruz bunu, evet, tabii ki. Yani başvurup da tedavi süresi tabii ki değişebiliyor fobilerin çeşitlerine göre. Ama tedavi oluyor. Tedavi oluyor ki bunu ben de deneyimledim şöyle. Bir gazeteci arkadaşımız bu tedaviden faydalandı ve birkaç seans sonra özellikle kedilerden korkuyordu ve bu sorunu, korkuyu ortadan kaldırdığını
biliyorum. Hocam sorular da var. Onları da ben müsaadenizle sizlere yönlendireceğim. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sıkı takipçinizim diyor. 2004 doğumlu kızım da kelebek dahil tüm hayvanlara, özellikle köpeklere karşı bir korkusu var. Bunu yenebilmesi için neler tavsiye edersiniz demiş Cemil Hocam. Neler söyleyebiliriz? Aslında biraz önce bundan bahsettik. Öncelikle şöyle bir şey var. Şimdi bazen çok sık karşılaşmadığımız hayvanlara yönelik korkular, fobiler olduğunda baş etmek çok daha kolay olabiliyor. Örneğin yılan çok yaygın aslında. Ama yılanla karşılaşma ihtimalimiz bir kediyle, köpekle karşılaşma ihtimalimizden çok daha düşük. O yüzden bu tarz hani kelebek, kedi, köpek gibi her an karşımıza çıkabilecek fobiler gerçekten insanın yaşam kalitesini oldukça etkiliyor. Bu konuda bir terapi desteği, özellikle bilişsel davranışçı terapi desteği alması çok çok önemli kişinin. Ve bu tip durumlarda mutlaka biz ailelerle de çalışmaya çok büyük önem veriyoruz. Çünkü aile bazen ne yapacağını bilemiyor. Yani nasıl davranması gerektiği, o korku anında nasıl müdahale etmesi gerektiğini bilmiyor. Bazen iyi niyetle çok daha fazla o korkuyu pekiştirebiliyor. Örneğin şunu yapabiliyor mesela, haklı olarak kaçınmalarını destekleyebiliyor. Artık o nesneye karşı çocuğunu korumaya çalışıyor ki korkmasın diye, ama bu aslında o korkuyu beslemek anlamına gelebiliyor. Veya yüzleştirebiliyor, kediyi alıp kucağına koyabiliyor. Evet. Hı. Yani o bizim çünkü yaptığımız şey, daha demin Alvin Bey de bahsetti. Yani hazır olmadan yapılan yüzleştirmeler çok tehlikeli olabiliyor. Çok daha travmatik olabiliyor. O yüzden kendimizce aslında iyi bir şey yapmaya çalışırken o korkuyu daha kötü hale getirebiliyoruz. O yüzden bence bir hani destekle beraber, hem ailenin hem kişinin kendisinin de dahil olduğu bir süreçle beraber çok başarılı sonuçlar aldığımız bir yöntem. O yüzden tavsiye ederim. Şunu soracağım hocam, biraz önce dikkat çektiniz. Evet, biofeedback ile birlikte bu tedavi yönteminde uygulanabiliyor olması ciddi bir avantaj. Çünkü verdiği fiziksel tepkileri, terlemesini, evet, vücudundaki ısı artışını veya düşüşünü, her şeyi ölçümlüyorsunuz, o an müdahale ediyorsunuz. Korktuğu anda mesela, biraz önce ben videoda seyrettim, danışan örümcekti galiba. Böyle, evet, bir kendini atıyor, evet, geriye doğru. Gerçekten korkuyor. Onu ben orada hissediyorum. Böyle durumda ne yapıyorsunuz? Siz sakin mi ol diyorsunuz mesela? Yok, aslında tabii ki kullandığımız terapi teknikleri var ve bunlar hani o anda kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Yani kalıp cümlelerimiz yoktur, öyle söyleyeyim. O anda kişinin ihtiyacı ne, korku nesne ne, veya Ervin Bey de bahsetti, hani temeli ne o korkunun, neye yönelik olduğu, daha sekonder bir şey mi yoksa birazcık daha nesneye yönelik bir şey mi? O yüzden aslında hani şunu söylüyoruz diyemeyiz, o anda o kaygıyla nasıl baş etmesi gerektiğini kişiye öğretiyoruz. Çünkü zaten hatta sakin ol, korkulacak ne var kelimeleri bazen hep duyarız dışarıdan, arkadaşlarımızdan da. Ya kedi bu, korkulacak ne var, abartma gibi mesela. Bu insanı daha da kötü etkiliyor. Bir suçluluk duygusu verebiliyor, yetersizlik hissettirebiliyor. O yüzden mümkünse çevresinde bu tarz fobileri olan, tanıdıkları, akrabaları olan da mümkünse bu kelimeleri çok fazla kullanmamaya çalışalım. Çünkü o kişi zaten bununla başa çıkamadığı için bu sıkıntıyı yaşıyor. Sakin olabilecek olsa onu orada yapar ama yapamadığı için kendisini zaten kötü hissediyor. Bir de biz böyle bir hani üstüne sorumluluk yükleyince o iş birazcık daha karmaşık hale gelebiliyor kişi için. Korkuları, kaygıları konuştuk, fobileri konuştuk ama galiba sanal gerçeklik hocam başka psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde de uygulanıyor. Korkularla ilgili bu biraz tedavi protokolünü merak ediyorum. Nasıl danışanı karşılıyoruz ama başka kullanıldığı alanlar, bağımlılıkta galiba kullanılıyor hocam. Bağımlılıkta var. Yeme bozukluk tedavilerinde var. Panik bozukluklarda var. Yani kaygı bozukluğunun diğer alt sınıflarında da var. Hı hı. Az önce söylediğimiz gibi fobilerin öznel, sosyal ve agorafobi olmak üzere hemen hemen tüm çeşitlerinde bu tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Belli psikiyatrik hastalıklarda da araştırmalar devam ediyor zaten. Biliyorsunuz yeni bir yöntem. Hı hı. Yani şu anda Türkiye'de de bildiğim kadarıyla çok fazla yaygın kullanılmadı. Ve yeni gelmiş bir yöntem. O yüzden birçok hastalıklarda da bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.
Yeme bozukluğu da günümüzde özellikle 21. yüzyılın ciddi sorunlarından bir, hareketsiz yaşam, işte beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler. Galiba hocam orada da etkili olduğunu mesela uyguladınız mı, hiç takip ettiğiniz danışan var mı? Korkularda daha yoğun bir şekilde kullanılıyor. Evet. Ben bunu anladım hocam ama yeme bozukluğu ile ilgili. Yeme bozukluklarında da şöyle, özellikle tıkanırcasına yeme bozukluğu olan hastalarımızda veya ciddi morbid obezitesi olan hastalarımızda sanal gerçeklik yöntemiyle terapi yapıp öncesi ve sonrasında birçok faktörün değerlendirmesini yapıyoruz. Şu anda bu bizim sürmekte olan bir çalışmamız, devam etmekte olan bir çalışmamız ama uyguladığımız kadarıyla şu anki vakalarda, özellikle morbid obezitesi olan vakalarda beden kitle indeksi dediğimiz bir indekste belirgin düşmeler saptıyoruz. Özellikle kilo veriminin daha sağlıklı ve daha kontrollü olduğunu da saptamış oluyoruz. Tabii bu çalışmalarımız hala devam etmekte ama takip ettiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla hemen hemen tüm vakalarımızda başarı elde ediyoruz. Peki Ece hocam, hemen çok hızlıca tedavi protokolü ile ilgili, mesela danışan size geldi, korkularım var dedi. Nasıl bir süreç başlamış oluyor? Şimdi öncelikle normal terapi aslında bu da. Biz sadece terapimizin içerisinde sanal gerçeklik gözlüğünü entegre ediyoruz ve daha etkili sonuçlar alıyoruz. Kişiyi detaylı bir tanımak gerekiyor, anlamak gerekiyor. O kısım çok önemli bizim için. Çünkü hep en başından beri bahsettiğimiz bu korku neden var? Neden oluştu? Neye hizmet ediyor? Bunları bir anlamamız gerekiyor. Ondan sonra da seanslarımız başlıyor ve sanal gerçekliği entegre ediyoruz. Biofeedback'i de entegre edip kişinin gerçekten kaygısı ne seviyede var? Fizyolojik belirtilerini de görmesini sağlıyoruz ve bunları nasıl kontrol ettiğini de aslında somut bir şekilde ona gösteriyoruz. Kaygının düşüşünü gösteriyoruz. Nerelerde yükseldiğini gösteriyoruz. Ve çok detaylı bir psikoeğitim veriyoruz. Psikoeğitim dediğimiz nedir? Hastalık nedir? Nasıl belirtilere yol açar vücutta? Biz bunları nasıl kontrol ederiz gibi aslında hastalığını ona tanıtıyoruz. Çünkü tanımadığımız bir düşmanla savaşmak savaşamaz. Çok daha zor. O yüzden onu iyice tanısın, bilsin, neleri yapması gerektiğini anlasın. Bunlar bizim en önem verdiğimiz noktalar terapide. Peki ne kadar sürem kaldı bilmiyorum ama toparlayabiliriz. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden çok değerli iki isim, uzman doktor Elvin Guliyev bizimle birlikteydi ve uzman klinik psikolog Cemre Ece Gökpınar hocam bizimle birlikteydi. Çok değerliydi paylaşımlarınız. Teşekkür edelim. Sanal gerçeklik gözlüğüyle fobilerden, korkulardan, kaygılardan uzaklaşmanın, hatta kurtulmanın mümkün olduğunun altını özellikle hocalarımız çizdi. Yarın saatler 11.10'u gösterdiğinde Uğur Can Bolat bu ekranlarda olacak. Omuz cerrahisiyle ve tedavide gelinen son noktayla ilgili paylaşımları olacak bir konuyla birlikte. Görüşmek üzere efendim. Korkulardan uzak kalın. Hoşça kalın.